Ocağın altını yaktım, tavamı ısıttım. Altını şöyle orta ateşe getiriyorum. Ben kaşıkla koyacağım. İstiyorsanız kepçeyle koyabilirsiniz daha büyük pankekler için. Şöyle kaşıkla 2 kaşık koyuyorum. Her zaman yaptığım bir tarif. Her zaman kaşıkla koyuyorum böyle. Biraz yayılıyorlar ama sonra yayılmaları duruyor. Daha büyük pankekler istiyorsanız kepçeyle de koyabilirsiniz. Şimdi pankeklerimi hiç ellemiyorum. Böyle üst yüzeyleri gördüğünüz gibi köpürmeye başlayacak, baloncuklar çıkmaya başlayacak. Zaten piştiğini anlayacaksınız. Eğer çiğken çevirseniz ne olur? Üst tarafından piştiğini anlayacağım. Şimdi birazcık bekliyorum. Pankeklerimi görüyorsunuz, üstü tamamen baloncuklarla doldu, köpük köpük oldu. Kenarlardan da piştiğini anlıyorsunuz. Hemen diğer tarafını çeviriyorum. Attığımda görüyorsunuz şöyle bir kabarıyor. Şimdi bir 30 saniye kadar da diğer yüzünü pişireceğim. Zaten çok fazla beklememize gerek yok. Piştiğini anlayacaksınız. 30 saniye sonra diğer yüzü de pişmiş oluyor. Pankeklerimi kontrol ediyorum. Artık piştiler. Ben aynı şekilde pankek hamurum bitene kadar bu işlemi yapmaya devam edeceğim. Pankeklerim hazır. Bu boyutlarda yaklaşık 15 tane pankekim çıktı. Aralarına fındık kreması sürdüm. Üzerine muz ve frambuaz koydum. Onları birazcık süsledim. Tabii istiyorsanız aralarına çikolata sürebilirsiniz. Balla yiyebilirsiniz. Kakaolu pankeklerim hazır.